Kimi arasam dakikasında Halil'i aradı ya. Kasabada başka tanıdığım iş insanı da kalmadı. Ne yapacağım ben? Serdar Bey, ne diyeceğim ki şimdi? Merhabalar Serdar Bey. Zeynep Hanım selam. Toplantım yeni bitti. Bir şey söyleyecektiniz galiba, konuşamadık. Şimdi şöyle, sözleşme ile ilgili birkaç aksilik oldu. Aslında ben diğer telefon konuşmamızda söyleyecektim ama. Nedir? Halil'le imzaları atmadık henüz. Anladım. Aksiliği bir an önce giderip sözleşmeyi bir hafta içerisinde imzalamanızı bekliyorum. Tabii tabii. Yalnız diyelim ki Halil'le anlaşamadık. Yani imzaları atamadık. Alternatif iş adamı da aramamı ister misiniz? Halil Fırat'tan başka kimseyle çalışmayı düşünmüyorum Zeynep Hanım. Şayet kendisiyle anlaşamazsak Yeşil Pınar'dan çekilmek zorunda kalacağım. Anladım Serdar Bey. Aksiliği halledeceğimden şüpheniz olmasın. Görüşmek üzere. Kendi ayaklarının üstünde durmak istiyorsan bu sözleşmeyi imzalatman şart. Hadi bakalım. Bugün yarın birkaç güne kalmaz. Bu işten tamamen umudunu kaybedeceksin Zeynep. Sözleşmeyi okumadım bile. O mesele kapanalı çok oldu. Şimdi işlerim var. Müsaadenle. Bak. Benim vaktim senin sandığından çok daha değerli. O yüzden böyle boş şeylere fazla vakit harcayamam. İyi de sen beni hiç dinlemedin ki. Yok öfken dedin, yok intikam hırsın dedin, kestirip attın. Ben bu işi gerçekten istiyorum. Söz, özel hiçbir meselemizi karıştırmayacağım bu işi. Öyle mi? Öyle. İyi tamam, o zaman şöyle yapalım. Seninle bir oyun oynayalım. Sen kazanırsan sözleşmeye anında imza atarım. Ama ben kazanırsam bu boş hayallerden vazgeçeceksin. Ne oydu? Kabul ediyor musun? Etmiyor musun? İyi tamam, kabul. En azından bir şansım olacak.